Evet arkadaşlar, bir kablo sorunumuz var. Kablo sorunu derken ne demek istiyorum hemen göstereyim sizlere. Şimdi gördüğünüz gibi burada benim aslında şarj etmem gereken bir sürü cihaz var. Bir tane bu Zoom kendisi var. Pille çalışıyor ama doğrudan mini USB ile de çalışıyor. Bir de Kindle var gördüğünüz gibi. Bu da micro USB ile çalışıyor. Bir de herkesin bildiği iPad var. iPad de Lightning ile çalışıyor. Şimdi bunların hepsini şarj etmek için şöyle bir tane USB cihazım var. İkili. Gördüğünüz gibi bunun bir tane Lightning'i var. Yani iPad ile iPhone'u bununla şarj ediyorum. Ondan sonra bir tane de micro USB'si var. Ama bu ikisini kullandığım zaman şuradaki Zoom'u kullanamıyorum. O yüzden de bu beni çok rahatsız ediyordu. Bunu çözmek için de bir şeyler sipariş verdim. Kablolar aldım. Bir de ekstradan tekrardan şarj cihazları aldım. Sadece kendi odam için değil, aynı zamanda bizim salonda bulunan köşedeki priz için aldım. Ve misafir odamız var. Oraya da aldım. Çünkü her gelen giden bana hep şey söylüyordu. Fatih, iPhone şarj cihazın var mı? Fatih, Android şarj cihazın var mı? Bilmem ne kablosu yok. Burada bir kablo vardı, ne oldu? Ve bazen şöyle oluyor. Kablo orada ama beyaz. Ve bizim oturduğumuz oturma odası da şey yani kanepeler de beyaz. Ve orada halbuki orada ama kimse görmüyor. Onun için de bir çözümüm var. Şimdi yeni paketler geldi. Onları açıp sizlere göstereyim. Bakalım neler var içinde. Bıçağı alalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk şey buradan başlıyor. Bu beşli anker USB cihazı. Ondan sonra bir de kablolar aldım. Mesela kırmızı iPhone kablosu, gri iPhone kablosu ve bunlardan iki tane aldım. Şöyle iki tane kırmızı, iki tane gri aldım. 2 metre şeklinde, uzun bayağı. Ve aynı zamanda micro USB aldım. Neden iki tane aldım? Şimdi şu an bu benim odada olacak. Diğer salona da böyle bir şey aldım. O yüzden bu kırmızılar benim odamda ya da salona gidecek. Bu griler de buraya gelecek. O yüzden bu şekilde yaptım. Şimdi şunu bir açalım hemen. Hatta bıçak da değil de şöyle yapayım, dur bir saniye. Şöyle. Charger installation. Ha. Galiba bunu şöyle bu cihazın arkasına yapıştırıp duvara yapıştırabiliyoruz. Eğer öyle bir şey varsa belki şuradaki, şöyle şurada benim şey var ya, kütüphane, belki oraya yapıştırabilirim. Ondan sonra bu da cihaz şeyi, şarj kablosu. Bunları buraya koyalım. Kabloyu çıkartalım. 2-3 kere elimi kestim. Çok dikkatli olmak lazım. Ben de böyle şeyleri yavaş açmak yerine hızlı açıyorum. Bunlardan sorun çıkıyor. Kabloyu kesmeyip de. Gördüğünüz gibi böyle bir iPhone kablosu. Bayağı da güzel ya. Kablosu çok sağlam. Ve en önemlisi kırmızı arkadaşlar. Yani böyle siyah, gri öyle şeyler almıyorum artık. Bunlar çünkü çok kolay bir şekilde bulunuyor. Ve hemen istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Böyle şeyler tavsiye ederim. Griyi açayım. Bu da gri. Ha bak, bu görüyor. Aha, yanlış mı aldım? Yok. Hakikaten yanlış aldım galiba. Yanlış mı aldım? Niye böyle çıktı? Yanlış çıktı içinden. Şaka maka, yanlış çıktı ya. Niye böyle çıktı ki, anlamadım. Bunu açayım bir de. Görüyorsunuz mu? Bir tanesi şu iPhone cihazı için çıktı ama bu çıkmadı yani. İkisi farklı.
Yanlış çıktı ya. Paketin üzerinde de Lightning yazıyor yani. Şurada Lightning yazıyor gördüğünüz gibi. Böyle bir şey olamaz ya. Böyle bir şey olamaz. Valla şimdi kırmızıyı merak ettim ha. Bundaki acaba ne? Diğer kırmızı da şey çıkarsa. Ha iyi. Bu iPhone kablosu. Tamam. Bunu da çıkarttık. Bu da çıkarttık. Tamam. Bunda böyle bir şey çıktı. Taşıma kabı var. Yani olmasa da olurmuş yani. Çok da umurumda değil ama ne yapalım artık. Gerek yok buna aslında. Ama güzelmiş ya. İçine belki kabloları falan koyup şey yapabilirim. Bakın bu da gördüğünüz gibi mikro USB. Böyle bir şey olamaz ya. Böyle bir şey olamaz. Bu da aynı şekilde böyle. Evet. Her şeyi çıkarttık. Şimdi bağlayalım bakalım. Evet arkadaşlar, ankeri bayağı övdüm aslında ama bir tanesi mikro USB çıktı ya, böyle bir şey olamaz. Şimdi normalde ben bunları hepsi buradan aldım, gidip mail atabilirim ama kim uğraşacak ya, şimdi 50 saat onunla uğraş dur. Ama ben yine de bir şansımı deneyeyim, eğer tekrar yeniden yollarlarsa iyi olabilir. Çünkü şimdi bunları bir, şimdi muhtemelen şey diyecekler, paketine koy tekrar yolla falan, onu da istemiyorum. Bakalım, görüşürüz.